Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, yeni bir videoya hoş geldiniz. Tıpkı söz verdiğimiz gibi yine buradayız. Son birkaç haftada herkes Sedat Peker hakkında konuştu. Komplo teorileri, iddialar, varsayımlar, oho, ucu bucağı yok. Tam bir kaos ve bu kaostan faydalanan Fethullahçılar, teröristler, bilmem neler. Ben aslında net bir şekilde bu olayın tamamıyla bitmesini bekleyecektim, sizin de bildiğiniz gibi. Ama özellikle Maklube Güven gibi küflenmiş, maklubelerin bu konudan prim yapması, hatta Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapması, hatta yeniden Fethullahçı propagandası yapması beni rahatsız etmeye başladı. O yüzden şimdi objektif ve kronolojik bir şekilde olaylara bakalım ve bir harita oluşturalım, bir şema oluşturalım. Tabii bu iş için öncelikle bir Sedat Peker'i tanımamız lazım. Kim bu adam? Sedat Peker aslına bakarsanız 90'lardan 2000'lere hayatta kalmayı başarmış tek yeraltı kişisi olabilir. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özellik genç olması, daha hareketli olması ve medyatik olması. Sanat camiasında rolü büyük çünkü. Tanımadığı, arkadaş olmadığı yok. Bilenler bilir. Futbolcular yanına geliyordu, o bunlara saat falan hediye ediyordu, aracı oluyordu, abilik yapıyordu falan filan. En önemli özelliği de konuşmasıydı. Bu alışkın olunan bir şey değildi çünkü. Peker konuşurdu. Kameralardan kaçmazdı. Eğlenceli bir kişilik. Mesela Dündar Kılıç, Alaaddin Çakıcı falan filan bu adamlar konuşmaz. Peker onlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de bu. Medyatik olması. Ayrıca Peker Gladio kliklerinden gelmedir. Özellikle Veli Küçük tarafındandır. 90'ların adamlarının hepsini tanır. Şimdi başrol Peker ve İçişleri Bakanımız Soylu'nun hikayesi DYP zamanına dayanıyor. Bu ikisi 94 yılından beri tanışıyor. Soylu'yu DYP'de engelleyen bir kişi var. Mehmet Ağar. Soylu'nun Ağar'la buradan gelen bir husumeti var. Bu sebepten Peker'in desteğini görüyor ki o dönemlerde Peker'in gücü gerçekten büyük dediğimiz gibi. Reşat Hacı Fazlıoğlu'nun rolü burada büyük. Soylu ancak siyasi olarak da boş değil. Babası Komünizmle Mücadele Derneği'nde başkanlık yapmış biri. Komünizmle Mücadele Derneği demek Gladio demektir. Gladio'nun bir açıklaması olsa komünizmle mücadele olurdu herhalde. Fethullah Gülen gibi isimler de bu dernekten çıkmadır. Hatta Soylu Ağar çekişmesi yüzünden bu Hasan Soylu Ağar'ı tekme tokat dövüyor. Hani Peker'in Reşat'a sorduğu Hasan Baba. Dedik ki işte tam Peker'in tayfası bu. Hani Reşat'ın Hasan Baba seni sever dediği adam bu Hasan Soylu. Bu esnalarda Soylu DYP'nin gençlik kollarında. Ağar ve Soylu'nun arası hiç iyi olmamış yani. Bir de bu Soylu'nun 20 yıldır yanında götürdüğü Perşembe grubu var. Bunların arasında kim yok ki? Dolu. Soylu AKP'li değil yani köken olarak. Burada Soylu'yu bir bırakalım ve büyük aktör Pelikancıların babası Davutoğlu'na geçelim. AKP'nin ilk yıllardaki liberal seküler politikasından İslamcı politikaya geçişin yüzü sanırım Davutoğlu. Davutoğlu'nun artan gücü ve etkisiyle AKP içerisinde bir klik oluştu ve Davutoğlu bunun için kendi think tank kuruluşunu kurdu. SETA. SETA Pelikancılar dediğimiz grubun mayalandığı ortam. Kimler gelmedi ki buradan? Fahrettin Altun, İbrahim Kalın ve tabii ki de Albayrak kardeşler ve onların yönettiği Bosphorus Global. Albayrak kardeşlerin katalizatörü de Sadık Albayrak. Tıpkı Süleyman Soylu'da babasının olduğu gibi burada da baba büyük bir rol oynuyor. Biz bunlara Pelikancılar diyoruz. Bu grup Ahmet Davutoğlu'nu Pelikan dosyalarıyla yedi ve adını da buradan aldı. Pelikancılar Berat Albayrak liderliğine bir AK Parti görmek istiyor ve çalışmaları bu yönde yapıyorlar. Şimdi burada dikkat etmeniz konu Sadık Albayrak dediğimiz kişinin ve Albayrak ailesini Erdoğan ailesiyle karıştırmamanız gerekiyor. Çoğu kişi Berat Albayrak'ı iç güvey falan sanıyor ama bu iş öyle değil. Albayrak ailesinin kendi hedefleri ve kendi çalışmaları ve kendi imparatorluğu var aslında. Albayrak ailesi Erdoğan ailesinden ayrı yani. Sadık Albayrak oğullarına çok düşkün ve Albayrak ailesi bu yüzden kendi stratejilerini izliyor. Albayrak ailesi Erdoğan ailesinden ayrı yani. Bu önemli. Berat Albayrak dediğim gibi iç güvey falan değil. Abisi Serhat Albayrak Turkuaz Medya'nın yöneticisi, daha doğrusu bir medya baronu. Albayrakların rolünü iyi belleyin yani. Sadık Albayrak milli görüşten gelme, yani ideolojileri bu yönde. Oğullarını da FETÖ okullarında okuttu. Tabii bu yanlış anlaşılmasın, bu muhafazakar cenahta Fethullahçılara gerçekten alnı secdeye değen gençler olarak bakılıyordu. Tersi asla düşünülmüyordu. Kötü olan her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Hatta o dönemlerde meşhur bir hikaye vardır, hep anlatır dururlardı bu cenahtan. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdiğin zaman asker olmak istiyorsan sana bir soru soruyorlarmış. Neymiş bu soru? İşte Mustafa Kemal Atatürk de İslamiyet peygamberi Hazreti Muhammed boğulursa hangisini kurtarırsın? İkisinden birini kurtarmak zorundasın. İşte eğer Hazreti Muhammed dersen Mustafa Kemal Atatürk demezsen orduya alınmıyordun. Böyle hikayeler anlatırdı bunlar yani o dönem. Şimdi bu SETA ne demek? Suriye'de ümmetçilik oynamak demek. Çözüm süreci demek. Unutmayın ki Pelikan'la Davutoğlu'nun fikri varisidir. Bu önemli çünkü Soylu'yla kavgalarında bu büyük bir rol oynayacak bu ideoloji. Davutoğlu'nun gönderilmesiyle AKP radikal bir şekilde sağ çizgiye çekildi ve Soylu'nun yükselişi de aslında böyle başladı bakarsanız. Arınç gibi Pelikan adamları bu durumdan rahatsız olurken sağcı AKP kesimi için Soylu politikaları daha doğruydu. Bu esnada Peker de içeriden çıktı. Kısa zamanda
yılında AKP Türkiye'sine adapte oldu ve Suriye'ye yardım ve silah sevkiyatı işine girdi ve başarılı da yaptı bunu. Soylu da tabii ki eski dostuna yardımcı oluyor. Peker'le AKP arasındaki bağlantıyı Soylu kurmuştu. Suriye işine de Berat Albayrak bakıyordu. Murat Sancak'la birlikte. Kendi videosunda da anlattığı gibi bu Sadat üzerinden yapılıyordu. Sadat diyorum çünkü başta Can Dündar vesaire Fethullahçıların operasyonu olan MİT'ler operasyonunu bu sözlerle aklandığını sanıp sevinç tweetleri falan attılar. Ancak buraya dikkat çünkü MİT ve Sadat'ın Suriye politikası farklı. Hakan Fidan Sadat'tan memnun da değil bu arada. Spoiler da vereyim. Peker'in tüm ciddi bilgileri bunun üzerine. Diğer bütün o iddialar bilinen olaylar. Haber olmuş konuşulmuş olaylar. Burada ciddi olan tek olay Suriye silah sevkiyatları ki Peker bunu bu yüzden en sona saklamış olacak. Şunu da belirtelim ki bu dengelerde bağımsız hareket eden iki kişi var. Hulusi Akar ve Hakan Fidan. Erdoğan özellikle 15 Temmuz sonrası bu iki isme daha çok bağlandı. Üstüne üstlük Akar arabulucu bir adam. Hakan Fidan istifa edince Erdoğan'la arasını o buldu. Abdullah Gül'le arasını o yapmıştı. Peker için çok önemli bir olay MHP'de yaptığı olay. Bahçeli'nin tahtı sallanırken Bahçeli'ye karşı Ümit Özdağ destekledi. Peker'in Suriye maceraları tam gaz devam ederken 15 Temmuz yaşandı. Aslında olayların başladığı nokta burası. 15 Temmuz AKP ve Pelikan için şok oldu. FETÖ'den boşaltılan kadrolar AKP'yi korkutur oldu. Çünkü kısa sürede teşkilatlanma mümkün gözükmüyordu. Ve AKP'nin kendi teşkilatlanması da yoktu. İşte bu noktada MHP devreye girdi. Boşlukları doldurdu çünkü MHP'nin teşkilatlanması vardı. Ağar'ın emniyet teşkilatlanması vardı. Ve böylelikle MHP güçlü şekilde geri döndü. Süleyman Soylu da artık İçişleri Bakanı olmuştu. Şimdi işte figürlerimiz yavaş yavaş yerini almaya başladı. Çünkü yeni ortak MHP yanında sağ kesimi getirdi ve Pelikancılar bu durumdan hiç memnun değildi. Onlar çözüm süreci çocuklarıydı çünkü. MHP bununla yetinmiyordu. Ağar ve grup yeniden piyasaya sürdü ve kısa sürede emniyet MHP'nin eline tamamen geçti. Ancak MHP'nin final ve büyük bir isteği vardı. Çakıcı'nın salınması. Şimdi bilmeniz gerekir ki Alaaddin Çakıcı MHP için böyle kutsal kase gibi bir şey. Efsaneleşmiş, mitleşmiş bir şey. Israrla onun çıkmasını istiyorlar. Emniyet elinde, MİT elinde, askeri elinde öyle ya. Hulusi Akar ve Hakan Fidan Bahçeli tarafından da çok seviliyordu. Kaldı geriye sokaklar ve mafya yani Çakıcı. Çakıcı artık o kadar efsaneleştirilmişti ki sosyal medyada tanımayan gençler bile Çakıcı'yı bekler olmuştu. Ancak AKP buna karşı şiddetle direniyordu. 15 Temmuz'un hemen ardından Mehmet Ağar'ın Erdoğan yanında açıktan ilk kez destek pozu vermesi 7 Ağustos'ta ve hemen ardından Soylu'nun İçişleri Bakanı yapılması 31 Ağustos'ta bu puzzle'ı tamamlıyor. Süleyman Soylu'yu sadece Türk sağ değil, ulusalcı Doğu Perinçek ve medyası da destek veriyordu. FETÖ'den boşalan kadroları sağcılar dolduruyordu yani. Yetmedi. 2018'de Albayrak'la kavgası başlayınca Soylu önlem olarak kendi örgütünü kuruyor. Milli Beka Hareketi. Bu örgüt herhangi bir dernek değil. Tek bir çağrıyla bir partiye dönüşebilecek bir organizasyon. Yani Soylu'nun rahat rahat istifası hakkında konuşmasının sebebi budur. Elinde hazır bir parti var sayılır. Süleyman Soylu'nun elinde kendi medyası da var. Hadi Özışık'tan bahsediyorum. Partim var, medyam var, desteğim var, Twitter'da, sosyal medyada gücüm var. Şimdi bu Soylu'nun Milli Beka Hareketi'ni bir inceleyelim bakalım. Web sitesine kendisini nasıl tanıtmış bunlar? Bu örgüt kendini şöyle tanıtıyor. Şu anda Türkiye geneli 71 il 304 ilçe başkanlığımız bulunmaktadır. Uluslararası arenada 28 ülkede başkanlığımız bulunmaktadır. 2 senelik bir STK'yız ve bu kadar kısa bir sürede teşkilat atlanmamız bence bir dünya rekorudur. Neden rekorudur diyorum? Çünkü biz bir parti değiliz. Çünkü biz devlet kurumu değiliz. Çünkü biz herhangi bir kişi ya da kişilerden kurum veya kuruluşlardan maddi yardım almıyoruz. Tamamen milli duygularla yola çıktık. Gönül ilişkisiyle yolda yürüyoruz. Kardeşlik bağları ile hedefimizi emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz derken tek hedefimiz öncelikle başkomutanımızın yanında dimdik durarak 2023 hedeflerine ulaşmaktır. Milli Beka Hareketi olarak Yüksek İstişare Kurumumuzda devlet aşığı bireyler var. Bürokrat, kurum müdürü, yazar, tarihçi, rektör, müfettiş sıfatları ile devletimize üstün hizmetler yapmış ağabeylerimiz var. Onlarla beraber devletimizin bekası noktasında elimizden geleni yapıyoruz ve Allah izin verirse yapmaya devam edeceğiz. Tabi Sedat Peker'in de bu oluşumla içli dışlı olduğunu size anlatmama gerek yok herhalde. Ödül bile almışlığı var. Bu örgütün başkanı da Murat Şahin adında bir kişi. Aklınızda iyi tutun bu adamı. Soylu-Berat çatışması sonucu olarak da Soylu-Berat'ın Özge Ulusoy ile olayını sızdırıyor. Ekşi'de başlık açtırıyor. Biliyorsunuz orada etkili bu Soylu. Bu işi yayağında sanat camiasına etkin olan Sedat Peker. Yayınla dedin yayınladık dediği olay da budur. Şimdi Pelikancılar İstanbul'u elinde tutuyor. Emniyet ve Adalet Sarayı'nı. Bu yüzden Peker videosunda organize ve istihbarat şubeyi ayrı tutuyor ya. Biri Berat Albayrak'ın emrinde, diğeri Soylu'nun. Emniyette de Albayrak'ın has adamı Çalışkan var. Bu ismi unutmayın. Ancak Albayrak'ın Adalet Sarayı'nı elinde tutması beklenmedik üçüncü birini de bu savaşa dahil etti. Adalet Bakanı Gül. Gül İstanbul Adalet Sarayı'na ulaşamadığı için rahatsız oluyordu bu durumdan. Hali hazırda Pelikan dışişlerine de bakıyordu. Atamaları ve değişiklikleri Çavuşoğlu'nun demesiyle değil, bizzat İletişim Bakanlığı yani
Fahrettin Altun'un demesiyle yapılıyordu. Ekonomi, dışişleri, emniyet de facto Pelikan yönetimde. Hatta İbrahim Kalın Hakan Fidan'ın koltuğuna göz koyuyordu. E kim kaldı şimdi geriye? Adalet ve İçişleri Bakanlığı. Albayrak kardeşler ve Pelikan grubu. Karşılarında Adalet Bakanlığı ve Abdülhamit Gül. Onun da karşısında Süleyman Soylu yani İçişleri Bakanlığı ve Milli Beka Hareketi Örgütü. İşte tüm figürlerimiz dizildi. Olaylar bundan sonra başlıyor. 2019'un sonunda ve 2020'nin başında Pelikan, Adalet Bakanı Gül'ün 2015'te Haznevi Tarikatı liderinin elini öptüğü videoyu sosyal medyada yaymaya başlıyor. Bunu unutmayın çünkü video yayma işini en çok Pelikan yani Albayrak yapıyor. Aynı partiden falan demeyin. Baya baya yapıyorlar bu işi. Tarikatçı suçlamasıyla baya yıpranıyor Gül. Pelikan da devam ediyor vurmaya. Albayrakların sahibi olduğu Sabah gazetesinin yazarı Dilek Güngör yazısında yargıda tuhaf işler olduğunu iddia ederek bazı FETÖ'cülerin yargıda yeniden kritik noktalara getirildiğini ileri sürmüştü. FETÖ ile etkin mücadele eden hakim ve savcıların etkisizleştirildiğini söyleyerek onların yerine telefonda baylok çıkanlar, sahte tanıklar üzerinden KOM başkanlığının illere yolladığı baylok listelerinden isimlerini sildirenler, darbeci akrabaları olanlar vesaire getirildi demişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı açıklamada isim vermeden Sabah yazarı Dilek Güngör'e sert bir tonda yanıt verdi. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın ifadelerini kullanmıştı. Kapışma sosyal medyada daha da açık bir kavgaya dönmüştü. Sabah yazarı Dilek Güngör'ün Türkiye yazısına Türkiye gazetesi Fuat Uğur ile Hilal Kaplan'ın kayınbiraderi olan Selman Öğüt'ten destek gelmişti. Bu iki isim gibi daha birçok Pelikan yanlısı Abdülhamit Gül'ü doğrudan hedef alarak Twitter paylaşımları yaptı. Abdülhamit Gül ekibi de Pelikancıların hamlesine karşılık Twitter'da bir etiket çalışması başlattı. Hashtag Abdülhamit Gül'ü yedirmeyiz. Etiketiyle yapılan kampanyada atılan mesajlar adres verilmese de Pelikancılara hedef alıyordu. Şaka değil yani, bunlar böyle bayağı Twitter'dan kavgalarını ediyor. Kazan kaynıyor yani. Sedat Peker'in 3 falsosu oldu bu konuda. 1. Sedat Peker MHP'nin iç çekişmesinde Bahçeli'ye karşı Ümit Özdağ'ı desteklemişti. Çakıcı da Bahçeli'yi desteklemişti. Peker ve Çakıcı yine karşı karşıya gelmişti yani. Peker ne bilecek MHP iktidar olacak diye. Yanlış ata oynar mıydı bilse. Ama Bahçeli bu olayı asla unutmayacaktı. 2. Mübariz Mansimov'u korumaya alarak ağır grubuyla çatışma. 3. Berat Albayrak'la sürtüşmesi yani Soylu'yu desteklemesi. Albayrak onu bu ve Suriye ticareti yüzünden hedef aldı. Hakkında operasyon için hazırlıklar yapıldı demiştik ya, İstanbul Emniyeti, Pelikan ve Albayrakların elinde. MHP zaten Peker'i bitirmek istiyordu. Albayrak da bu durumdan istifade Peker'i ortadan kaldıracaktı. Çünkü Çakıcı'nın çıkacağı da netleşiyordu ve Çakıcı çıkar çıkmaz MHP Peker'i yiyecekti. Peker'e destek verecek kimse kalmamıştı, Soylu hariç. Ancak Soylu bu durumu Peker'e iletip kaçmasına yardımcı oluyor. Aslında tüm bunların başlangıcı Peker'in 4 Şubat 2020'de yüklediği şu video. Videoda arkada bir arabesk şarkı çalarken Sedat melankolik bir şekilde sigarasını tüttürüyor, bir şey söylemiyor. Açıklama kısmında yazdığım mesajda şöyle: kıymetli dostlarım, gelecekte ne yaşanır onu Yüce Allah'tan başka hiçbirimiz bilemeyiz. Yaşıtlarım ve benden çok küçük kardeşlerimden tek isteğim, gelecek zamanlarda yaşanacak olaylarla ilgili değerlendirme yapılırken biz bugünlere şahit olduk, bu adama yapılmaması gereken tüm iğrençlikler yapıldı. Bir insan evladına, bir kocaya, bir babaya söylenmemesi gereken tüm iğrenç sözler söylendi. Biz bu olaylara şahit olduk diyerek bu yaşananları dost sohbetlerinde mutlaka söyleyin ki gelecekte yaşanacakların muhakemesini toplum tarafından adil bir şekilde yapılabilsin. Not: bu yazdıklarım sadece kanuni olarak haklarımı arayacağımla ilgilidir. Başka herhangi bir gizli manası yoktur. Peker'in bu videosu aslında kaynayan kazanın dışa vuruşudur, ancak ciddiye alınmadı. Dalga geçildi. 15 Mart 2020'de Soylu ve Gül kavgalarından dolayı bir yasa üzerine anlaşamıyorlardı. Güç çekişmesi gitgide artıyordu. 18 Mart 2020'de Mübariz Mansimov FETÖ'den tutuklandı. Kendisinin korumasını Peker yapıyordu. Peker kaçmıştı. Mübariz bana komplo kuruldu diyordu ve isim isim veriyordu. Mansimov Sokar düellosu bir FETÖ düellosudur. Cevheri size buraları anlatamaz ama ben videonun sonunda özellikle anlatacağım. Mansimov yutan ağır ve grubuydu. Yani aslında Peker bitmişti ve bitirilmeye başlanıyordu. 26 Mart 2020 tarihinden itibaren Çakıcı'nın tahliye edileceği haberleri gitgide artmaya başladı. 4 Nisan 2020 tarihinde Sedat Peker hakkında tecavüz iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. İşte diyorum ya, birileri sanki düğmeye basmıştı. Bu olaylardan sonra Peker kendisinin bitirildiğini anladı. Çakıcı'nın sağ kolu Ömer Korkmaz da Peker'e her gün çok ağır tehdit ediyordu.
diyordu. Seni Erdoğan bile koruyamaz diyordu. Bunun gibi tehditler sosyal medyadan gitgide yayılmaya başladı. Peker Çakıcı savaşı gitgide yaklaşıyordu yani. En çok paylaşılan sözde Çakıcı'nın sözde Peker için dansöz kıyafeti giydireceğim demesiydi. Tabii Çakıcı'nın Süleyman Soylu'ya ettiği hakaretler de var. 12 Nisan 2020'de Süleyman Soylu istifa ediyor ancak kabul edilmiyor. O hepinizin bildiği korona dönemindeki olay. Bu olayda Albayrak tayfasının net şekilde Soylu karşıtı olduğunu biliyoruz. Basın organlarıyla da Soylu'ya karşı duruyorlar. 15 Nisan 2020'de Sedat Peker Çakıcı'ya karşı şöyle bir video yayınlıyor. Kıymetli dostlarım, son birkaç gündür sosyal medyada şahsımla ilgili bazı sohbetler olmakta. Sözde Alaaddin Çakıcı isimli şahıs şahsımla ilgili bir şeyler söylemiş. Alaaddin Çakıcı eski adamdır. Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var. Şahsımla ilgili ağaları, paşaları, kralları, ejderhaları, her kim olursa olsun hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey, bana giydirecekleri tek şey küçük Sedat'a prezervatif giydirirler. Başka da hiçbir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür. Ama beni küçültmek asla mümkün değildir. Ayrıyeten burası 1,5 saatlik mesafe. Evimin açık adresi de her yerde bilinmekte. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Onlar için özel izin belgesi de getirtilir. Konuşmayla olmaz. Adam gibi iş yapmak lazım. Unutmayın ki bu videodan bir gün sonra yani 16 Nisan 2020 tarihinde Çakıcı tahliye edildi. Yani Sedat Peker'in mesajı açıktı. Peker'in adres restine de karşılık verdi bu Çakıcı. Sedat Peker'in adresi vermesi sonrası Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak adeta rest çekti. Sedat Peker'in evimi biliyorsunuz isteyen buyurun gelsin şeklindeki açıklamasından sonra Çakıcı da bu reste karşı adeta buyur sen gel ben de buradayım tarzında avukatına bir açıklama yaptırdı. Bu sırada hanım alakaplı kaplı Gündüz Akkuş, Sedat Peker'i tehdit ediyordu, kısa zamanda da TT olmuştu. Milletimiz yine dalga geçiyordu, gülüyordu. Hanım ağanın yanında başka birçok sokak serserisi de Sedat Peker'e hakaret etmeye başlamıştı. Ve bu görüntüler internete yükleniyordu. Sanki birileri düğmeye basmış, Peker'i bitiriyordu. Peker artık dokunulur olmuştu. Bu arada hanım ağa Peker'i tehdit ederken Suriye'ye giden silah sevkiyatlarından bahsediyordu. Yani Albayrak'ın baktığı konudan bahsediyorum. 2 Mayıs 2020 Soylu Yeni Şafak'ı yalanlıyor. Yeni Şafak Albayrak grubuna ait Pelikan Soylu çatışması tüm hızıyla devam ediyor. 5 Mayıs 2020'de Peker ikinci videosu ama aslında ciddi olarak baktığınız zaman ilk videosunu yüklüyor. Videoda ismi geçmese de Peker önce 15 Temmuz'daki rolünden bahsediyor. Sonra isim vermeden birilerinin ona komplo kurduğunu anlatıyor. Kendisi hakkında YPG'ye silah satıyor diye dava açıldığından bahsediyor. Tabii tüm bu olaylar esnasında Alaaddin Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen İrfan Aydın Peker'e FETÖ'cü diyor, mafya diyor hakkında bir sürü iddiada bulunuyordu. 3 gün sonra 8 Mayıs'ta Sedat Peker neden yurt dışına çıktığını açıklıyor adlı yeni bir video yüklüyor Sedat Peker. Bu video farklı çünkü Peker bu videodan önce Alaaddin Çakıcı ile uzun uzun telefonda görüşüyor. Sorunlar gideriliyor. Sulh sağlanıyor. İşte bu anlaşmadan sonra rahatlayan Peker videoda ilk defa Albayrak adını kullanıyor. Albayrak'ın kendisine komplo kurduğunu anlatıyor. Her şeyin sorumlusunun Albayrak olduğunu anlatıyor. Yani MHP tayfasıyla arasını düzelttiği için artık Peker'in gözünde sadece Albayrak kalıyor ve daha rahat saldırıyor. Ancak o videodan sonra Peker Twitter üzerinden geri adım atıyor. Berat Albayrak'la FETÖ beni düşman etmek istiyor diyor. 9 Mayıs'ta Berat Albayrak Bahçeli'yi arayıp destekleri için teşekkür ediyor. İşte bu süre zarfında Sedat Peker'in bahsettiği o beni arayıp anlaştılar olayı yaşanıyor. Bahçeli'nin burada büyük ihtimal arayı yapmış olması olayı. Yani büyük bir ihtimal Berat Albayrak da Sedat Peker MHP ile anlaştıktan sonra ona saldırmaktan, onu yok etmekten vazgeçiyor. Soylu'yu da aracı yapıp bu olayı kapatmasını istiyor. Aynı gün Peker bir video daha yayınlıyor. Albayrak oluyor sana Sayın Bakan Berat Albayrak. 180 derece bir dönüşle kendisine FETÖ'nün kumpas kurduğunu anlatıyor Peker. 13 Mayıs'ta Peker bir video atarak Berat Albayrak'tan özür diliyor. FETÖ'cüler beni dolduruşa getirdi diyor. Videonun sonunda da dostlarına sesleniyor. Eğer dostumuza sahip çıkmazsanız düşman yarın size de vurur diyor. Mesaj açık. Son 2,5 senedir başımıza gelen her felakette birileri tarafından kendi dostlarımız da kullanılarak bize bunu Berat Albayrak yaptırdı diye şahsımıza devamlı kurdular. Bu süre içerisinde Sayın Bakan Bey'e karşı kötü bir düşünce içinde olduk. Hiçbir şey yapmasak bile beddua ettik. Ancak gördük ki şahsımıza karşı yapılan bu kötülüklerin hiçbir tanesinden bakan
Burası kesiliyor videoda, duyulmuyor. Peker'in özür videosundan 2 gün sonra 15 Mayıs'ta hijyen operasyonu başladı. Sedat Peker'e hakaret eden hanım hala kaplı Gizem Akkuş başta olmak üzere Peker'e o küfür edenler var ya, hepsi tutuklanıyor. Kim yürüttü bu operasyonu? KOM Daire Başkanlığı. Neden önemli burası bu noktada? Çünkü KOM direkt olarak iç işlerine bağlı. Yani bunu yaptıran ve Peker'in hasımlarını ortadan kaldıran Süleyman Soylu. Bu KOM olayını unutmayın. Anlıyoruz ki Peker'le anlaşılmış. 20 Mayıs'ta Peker 30 dakikalık bir video daha yüklüyor. Çakıcı'ya yakınlığıyla bilinen İrfan Aydın'a buradan cevap veriyor. Hatta Soylu ve Albayrak arasındaki kavgaya değiniyor. Böyle bir şeyden haberin olmadığını, bu iki kişiyle hiçbir ilginizin olmadığını söylüyor. Bir nevi tüm bu olayları kapatıyor. Hatta Süleyman Soylu ile hiç görüşmedim falan da diyor. 24 Mayıs 2020'de Sedat Peker son videosunu atıyor. Korona hakkında konuşup bayram mesajı veriyor. Ardından da bir senelik sessizlik başlıyor. 28 Mayıs 2020'de Soylu'nun medya ayağı olan Özışık Albayrak'a sallamaya başlıyor. Süleyman Soylu da bundan 3 gün sonra 31 Mayıs akşamı Hadi Özışık'ın YouTube kanalındaki canlı yayında istifa sürecine dair bir açıklama yapıyor. İçişleri Bakanı olmanın bıçak sırtında bir görev olduğunu söyleyen Soylu, dün bize gitme diyenler yarın hizmetlerim için teşekkür edebilir ifadelerini kullandı. Soylu'nun bu ifadesi birçok kişi tarafından teşekkür edecek olan kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu şeklinde yorumlandı. Çünkü Pelikancı hesaplardan da yeniden Soylu'ya saldırı başlamıştı. İşte bundan sonra bir video konferans toplantısı yapılıyor ve bu çekişmeli geçiyor. Berat Albayrak İstanbul'da emniyette bahsettiğim adamı Çalışkan var ya, Ankara'yı eleştiriyor. Sebep işte bu toplantıda Çalışkan kendisine bağlı emniyet müdürü yardımcıları ve ilçe emniyet müdürlerinin kendisinin bilgisi olmadan Ankara'dan aranarak talimatlandırıldığını ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirten değerlendirmeler yapıyor. Burada bir parantez açalım. Çalışkan'ın Ankara'dan talimatlandırma yapılıyor şikayetinin içeriği şu şekilde. Burası komik gelebilir ama gerçekten böyle. Twitter'ın fenomen ismi Murat Öviç gidiyor bunlara, diyor ki emniyette size kolonya dağıtayım diyor. Polislerden biri de iğrençsin diyor buna. Sonra Murat Öviç bunu Twitter'dan paylaşıyor, diyor ki canlı sağ olsun, bütün polislerimizi seviyoruz gibisinden böyle bir mesaj yapıyor ve bu kısa sürede trend topic oluyor. Böyle olunca da işte emniyet teşkilatı aleyhine bir algı oluşuyor. Bu yüzden Murat Öviç'le görüşülüp nezaket görüşmesi yapılmasını, yani PR yapılmasını söylüyorlar. Ancak bu tavsiye ya da talimatın İstanbul Emniyetince yerine getirilmemesi üzerine bu kez devre İçişleri Bakanlığı giriyor. Esenler Kaymakamlığı üzerinden Öviç'le irtibata geçilerek yanlış anlamı olduğu belirtiliyor. Evet, şaka değil, adamın kafasını Murat Öviç koparttı. Bu konferanstan sonra Albayrak'ın İstanbul'daki adamı Çalışkan Ankara'ya çekiliyor. Yerine Ağar, Bahçeli ve Soylu'ya daha yakın olan Zafer Aktaş geliyor. Hatta İstanbul'daki görevine gitmeden 1,5 saat İçişleri Bakanı Soylu'yla görüşüyor Zafer Aktaş. Yani Albayrak'ın kalesi İstanbul düşüyor. 17 Haziran'da Özışık kardeşler Maximov'u aklayan yorumlara başlıyor. Yani Peker'in koruması altındaki Maximov. Soylu sözünü yerine getiriyor gibi gözüküyor değil mi? Ve ilk etapta da Albayrak geri adım atmış gibi gözüküyor. Ancak Albayrak'a yakın AKP'li Metiner bir tartışma programında yaptığı açıklamada FETÖ'nün geçmiş olan bazı kişilerin İçişleri Bakanlığı'na kritik noktalara getirildiğini öne sürerek İçişleri Bakanı Soylu'yu eleştiriyor. Soylu da buna gayet sert bir cevap veriyor ve bu ikisi arasında bir tartışma başlıyor. Soylu'ya ait Milli Beka Harekat Derneği Başkanı Murat Şahin 13 Temmuz günü İstanbul'da bir çevirmeye takılıyor. Şahin'in aracında çakar lamba, polis telsizi, polis rozeti ve basın kartı çıkıyor. Tabi şans eseri değil, birilerinin emriyle. 12 Ağustos'ta Peker'in avukatı Ayhan Sağroğlu kurşuna diziliyor. Peker'e yakın Guli lakaplı Nadir Salifov 22 Ağustos'ta öldürülüyor. Guli, Maximov işinde de var. Ve gelelim büyük olaya. Maske 3G adlı hesabı kullanan Erdal Yılmaz isimli emekli uzman çavuş, Süleyman Soylu'ya karşı yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye başlıyor. Yılmaz, HDP'li Mardin Belediyesi'ne atanan kayyumun bir ağaç ihalesindeki yolsuzluğunu anlatıyor. Yılmaz, yolsuzluğa karışan firmanın İstanbul temsilcisinin ise Soylu'nun kuzeni olduğunu iddia ediyor. Erdal Yılmaz'a yanıt gecikmiyor. Yılmaz'ın ev adresi, isim soy isim, TC kimlik numarası sosyal medyada paylaşılmaya başlanıyor. Bunun üzerine Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Soylu'yu etiketleyerek şahsıma hedef gösteren tweetlerle ilgili bilgiler Türkiye'de bir tek kurumdan alınabilir. Eleştirdim diye linç ediliyorum. Bakanı aradım, bana namussuz dedi. Yalan mı? Diye yazdı. Soylu'yu istifaya çağıran Yılmaz, benim ve ailemin kimlik ve adres bilgileri devletin namusudur. Çoluk çocuğum devletin güvencesindedir diye bildirdim. Sayın Bakanı eleştirdim diye benim, karımın, evlatlarımın mahrem bilgileri ifşa edildi dedi. Soylu'yu aradığını da iddia eden Yılmaz, bakanı aradım, sorumluluk almıyor ve bana namussuz diyor. Abine git diyor. Kamuoyuna bildirsin diyor. Derken telefonla aradım diye mahkemeye verecekmiş. Teşkilat onun değilmiş diye yazdı. Yılmaz daha sonra ise Soylu'nun arşivini açıyor, arttırıyor bu olayı. Ne oluyor bu olaydan sonra abisine gitti?
Diyor ya, abisi geliyor gerçekten bu adama. Bu kavgadan sonra 22 Ağustos'ta eski AKP vekili Metin Külünk Soylu'ya ait Milli Beka Harekatı Derneği'nin adamlarıyla basıyor. Büyük bir kavga çıkıyor. Külünk bu Peker'in beni arayıp Hürriyet gazetesini basmamı istedi dediği adam. Hani şu Soylu'nun canlı yayında Peker'den 10 bin dolar maaş alıyormuş dediği kişi. Şimdi bu Erdal Soylu ve Erdoğan'ın STV'deki görüntülerini paylaşıyor. Bunun üzerine iki kere tutuklanıyor, kardeşi sürülüyor. Yetmediği gibi kendisi intihar ediyor. Dernek baskısından bir gün sonra 23 Ağustos 2020'de Soylu'nun adamı Murat Şahin gözaltına alınıyor ve daha evvel de tutuklanırken hani çıkmıştı ya aracından çakarlanmalar falan filan, bunlar piyasaya sürülüyor. Soylu'nun adamı çakarlı lambayla geziyor, polis rozeti kullanıyor falan filan diye. Eylül ayında bu çatışma dozajı iyice artıyor. Doğalgaz müjdesini veren Erdoğan tüm övgüyü Berat Albayrak'a verirken Soylu'nun yaşadığı bir tartışma tüm bu gündemi gölgeliyor ve Albayrak tayfasının Soylu'ya sinir olmasına sebep oluyor. Barış Atay Musa Orhan'ı kastederek sen bir tecavüzcüyü korudun dedi Soylu'ya. Biliyorsunuz başta HDP ve Barış Atay Musa Orhan ve başka askeri personeline karşı bir karalama kampanyası başlatmıştı. Önce çocuk tecavüzüyle suçlamış, sonra tecavüzle suçlamışlardı. Tabi bunların yalan olduğu ispatlı. Zaten Barış Atay da bunu biliyor ama kendisi militan işte. Emir geliyorsa uygulamak zorunda. Musa Orhan olayını merak edenler sosyal medya yargıçları videomu izleyebilir. İşte bu suçlamadan sonra Soylu sert cevap veriyor. Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKPC artı benden tecavüzcü kollayıcısı falan olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma'nın kollayıcısı. Soylu'nun bahsettiği HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik. Soylu'nun sağ kol olarak bilinen resmi görevi ise bakan danışmanı olan Fevzi Saygılı sosyal medyadan AK Parti teşkilatlarını eleştiren bir çıkış yapıyor. Valilerle birebir görüşüp Soylu'nun talimatlarını bunlara iletebilen bir adam bu yani. Öyle etkin bir bürokrat bu sevgili. Fevzi Sevgili direkt Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendiği paylaşımda şunları söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı, dün geceden beri bütün terör örgütleri ve destekçileriyle bilinçli ve organize bir şekilde İçişleri Bakanımız Sayın Soylu'ya saldırılıyor, hakaret ediyor. Milletimiz bunlara elbette gerekli cevabı veriyor ve vermeye devam edecek. Üzücü olan durum ise şudur ki AK Parti'de il başkanlığı yapmış biri olarak görüyor ve söylüyorum. Ne AK Parti genel merkezinden, ne kadın ne gençlik kollarından, milletvekillerimizden bu olaya ses çıkaran tek bir tweet görmedim. Birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışması bu mudur? Gözden kaçırılan sanırım şu. Bu saldırı bireysel, şahsi bir saldırı değil. Birlik, beraberlik içerisinde birbirimizi korur, destek olmaz isek bu saldırıların her parti kademesinden artarak devam edecektir. Üzülmemek elde değil. Yani Soylu yalnız bırakıldığını söylüyor. Bu atışmadan ve Atay'ın TSK'ya karşı yürüttüğü provokasyon ondan bir gün sonra Barış Atay bir kavgaya karışıyor. Bir vatandaş kendisine tepki gösterdiği için başlayan kavga ayrılıyor. Ancak enteresan olan kendisiyle kavga eden şahsın uzaktan Peker'le bağlantılı olması. Ekim ayında ise her şey değişmeye başlıyor. 3 Ekim'de Peker açıklama yapıyor. Balkan ülkelerinde bulunan ve en büyük üniversitelerinden biri olan Fon Üniversitesi'ne konuk olan Sedat Peker, içimden kendi kendime gülmeyi ihmal etmedim. Kim oldukları herkesçe bilinen iki tane aklı evvelin aleyhimde gizli tanıklık yapmasıyla takriben bir senedir ülkemden uzağım. Ancak Balkanların en büyük üniversitesinde öğrencilere konferans vermek için davet alıyorum ve sayın parti başkanları, sayın başbakanlar ve cumhurbaşkanları tarafından kabul görüp davet ediliyorum. Gerçekten ağlanacak halime gülüyorum. Gülüyorum, gülüyorum dedi. Yani buradan anladığımız Peker için işler orada pek iyi gitmiyor. 10 Ekim'de Bahçeli'nin kırmızı çizgisi Çakıcı'ya 17 yıl hapis adıyla haberler çıkmaya başladı. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davanın 15 Eylül'deki karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Alaaddin Çakıcı'nın SEGBI sistemiyle ifadesinin alınması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldığı, Çakıcı'nın Bodrum Devlet Hastanesi'nden alınan sağlık raporunu gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği anlaşıldı. Mahkeme heyeti Çakıcı'nın sağlık raporunun yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek reddetti. Çakıcı'nın başı biraz sıkıntıdaydı yani. Tüm bu olaylardan sonra 16 Ekim'de bir fotoğraf bomba gibi düştü internete. Emekli Kor General Engin Alan, emekli Albay Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar birlikte fotoğraf verdi. Ancak bu fotoğraf 2 aylıktı ama yeni yüklenmişti Çakıcı'nın adamı tarafından. Neden o tarihte? Mesaj vermek için. Size emniyetin MHP tayfasının elinde olduğunu söylemiştim ya, tam da o yüzden. Ekim'in sonunda Soylu korona yakalanınca Albayrak kendisini arıyor, ara biraz düzeliyormuş gibi oluyor. Ama 8 Kasım'da Berat Albayrak istifa ediyor. O meşhur istifa. Instagram üzerinden yapılan kimsenin konuşmadığı garip olay. Burada Berat'a baskı artıyor. Albayrak'ı en çok yıpratan şey babacan gibi ciddi bir ekonomist olmak istemesi, başarılı olmak istemesi ama başaramaması. Bir yandan baskı, bir yandan Soylu çatışması, bir yandan da Erdoğan'dan destek görmemesi sonucu Albayrak fevri olarak istifasını duyuruyor. Bunu kendi kendine yapıyor. Sessizliğin sebebi de budur. Soylu'nun istifası sonra biliyorsunuz destek büyüktü. Ancak Albayrak'ta destek verecek hesapları Soylu önden elimine etmişti.
yani Twitter üzerinden bir güç bırakmamıştı. Albayrak Erdoğan çatışmasına dönmek üzereydi bu olay ki Sadık Albayrak'ın bu konuya çok kızdığını biliyoruz. Bu olaydan sonra Berat Albayrak ortadan kayboluyor. Kimi iddiaya göre ev hapsine bile tutuluyor. Tabi bu noktadan sonra Soylu gitgide güçleniyor. Paralar PKK'ya gitmiyor, oh açıklamaları falan filan. İşte bu şekilde yeni yıla girdik. Ancak durgunluk biter mi? Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor tabii ki de. 18 Aralık'ta Sedat Peker Makedonya'da gözaltına alındı ve sınır dışı edildi. Sebep, ikametgahı olmaması. Makedonya'dan Kosova'ya deport edildi. Tabii bu biraz anormal geliyor çünkü belli bir miktar para yatırdığın zaman tıpkı Arapların bizde yaptığı gibi oranın vatandaşı falan oluyorsun ki Peker gitti orada otel motel satın aldı. Palavra yani bu işler. Albayrak çekilmişti piyasadan ancak Albayrak'ın çekilmesi çekişmeyi bitirmedi. 2021'in 1. ayında 22 Ocak'ta Türkiye'de siyaset gündemini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün arasındaki tartışma damga vurdu. Soylu, annesine sosyal medya üzerinden küfürlü hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi. Gül de yanıt olarak klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz oldu. Şubat ayında Peker'de Fas'ın Casablanca şehrine geçiyor ve orada kalmaya başlıyor. Mart ayında yeniden Berat Albayrak dönüyor haberleri çıkmaya başlıyor. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa Berat Albayrak'ı koruyor bu olaylardan sonra. Destek çıkıyor. Kendisi hakkında işte açıklama yapıyor. CHP kuduruyor. Berat Albayrak şöyle iyi işler yaptı, böyle işler yaptı falan. Biliyorsunuz bu açıklamaları. 3 Mart 2021'de Peker'in eşi Özge Peker çakarlı araç kullandığı gerekçesiyle gündeme geliyor, haber yapılıyor. Aynı ay içerisinde Antalya'da yapılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırma Kurulu toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendini devletin yerine koymaya çalışıp da onların diliyle söylüyorum, şekil yapan, çökmeye çalışan kim varsa çökeceksiniz dedi. Hürriyet gazetesinden Nedim Şener de Peker ve Çakıcı'nın adını verdi. 26 Mart'ta Albayrak yakını çevreler Kürşat Ayvatoğlu'nun kokain çekme görüntülerini ifşa edip Süleyman Soylu'yla fotoğrafında servis etmeye başlıyorlar. 7 Nisan'da Makedonya'da Peker'e sahte pasaport düzenleyen polisler tutuklanıyor. İddiaya göre kendisi sahte bir kimlikle Makedonya'da kalıyordu. Ancak bu da bana biraz tuhaf geliyor. Çünkü Peker'in de dediği gibi kendisinin yatırımı falan var. Yani sahte bir kimliğe ihtiyacı yok orada. Sahte kimlik bilgileri yine de basına servis ediliyor. 9 Nisan'da ise o hepinizin bildiği Serhat Peker operasyonları başlıyor. 5 ilde ayrı ayrı baskınlar yapılıyor. Pelikancılar yapıyor yani bu operasyonu. Üstüne üstlük kabinedeki değişiklikler de açıklanmıyor, geciktiriliyor. Bunun sebebi de Soylu'nun gönderilmek istemesiymiş. Tabi Bahçeli buna müsaade etmek istemiyor kesinlikle. Yine Todex skandalında Albayrakçı Pelikan Soylu'nun fotoğrafını yayıyordu. Tabi buna karşılık YouTube üzerinden propaganda videoları yüklüyordu Sedat. İşte halkın Sedat Peker'e sevgisi falan. Tüm bu olaylar arasında tıpkı önceden olduğu gibi Peker alınabilirdi ama alınma. Ve 2 Mayıs'ta Peker kaçmış olduğu Dubai'den ilk videosunu yayınlıyor. Geldik işte videoların başladığı noktaya. Bu ilk videoda Peker ağrının içinden geçiyor. Yalıkavak Marina, Mübariz Mansivo falan filan. Arada pelikancılar dese de Peker'in hedefi Mehmet Ağar. Bana Nisan'da döneceksin diyordunuz hani falan da diyor ama isim vermiyor. Peker'in bu videosuna ses gelmedi aslında. İzlenmeler yüksekti ama bugünkü kadar değil tabii ki. Çünkü Peker ilk defa video çekmiyordu. Daha evvel de yapmıştı bunu. Ancak videodan sonraki gün Tolga Ağar AKP Marmara Bölgesi Koordinatörü yapıldı. Mesaj açıktı. 4 gün sonra 6 Mayıs'ta ikinci video geldi. Bu videosunda yine hedef değişmiyor ama detaylar çoğalıyordu. Mehmet Ağar'ın içinde bulunduğunu söylediği uyuşturucu ticareti, Tolga Ağar'a yönelttiği tecavüz iddiaları vesaire. Bu videodan sonra yine tepki gelmiyor. Yine 3 gün sonra 9 Mayıs'ta bir video daha geliyor. Burada Peker dozajı arttırsa da hedefi yine Ağar. Mübariz Mansimo ve Sokar'la yaşanan FETÖ düellosu. Ek olarak bir milletvekilini dövdürttüğünü de itiraf edip anlatıyor. Birilerine mesaj veriyor ama hala isim vermiyordu. Önemli bir nokta da şu olay. Peker'in anlattığına göre kendisine bu ilk videoyu yayınlayınca Pelikancı Süheyb Öğüt yani Albayrak'ın adamı bir gazeteci göndermiş. Ve Albayrak'tan onunla problemi olmadığını ilettirmiş. Kendisine yapılan operasyonu ATV ve Albayrak medya naklen verdiği için Peker videolarına pelikanları da eleştiriyordu. Peker Balkanlardayken geçen sene de Serhat Albayrak ona aynısını söylemişti. 3. şahıslar üzerinden. Yani biz onu bu camiada severiz, bir sorunumuz yok falan filan. Ayrıca Hakan Fidan'la Ağar'ın arasının kötü olduğunu, Fidan'la mı çalışıyor bu Sedat Peker diye sormuşlar Peker'e. Peker bu videosunda Hakan Fidan'la bir ilgisinin olmadığını söylüyor. Hatta acaba böyle diyerek Hakan Fidan'a baskı yapmaya mı çalışıyorlar diyor. Hani böyle Hakan Fidan'ın Sedat Peker'le çalıştığını suçlayarak Hakan Fidan da kendini ispatlamak için diyecek, yok canım ben bununla çalışmıyorum, gidip Peker'i alacak.
Bunu mu yapmaya çalışıyorlar diye soruyor Sedat Peker. Al bayrakları hedef alarak ben sizin için milletvekili dövdürtmedim mi diyor. Aracı olan hemşerim dediği kişi de yine o Metin Külük. Siz ağırla işbirliği içinde beni bitirmeye çalışıyorsunuz diyor. Ayrıca Pelikancıların Tayyip Erdoğan'ın çevresini sardıklarını söylüyor. Özellikle de Serhat Albayrak'a hedef gösteriyor. Biliyorsunuz Erdoğan'ın randevu listelerine bile bu Albayrak bakıyor. Peker bu Albayraklara böyle saydırırken başka isimleri geçmiyor. Pelikancılar diyor. Özellikle Eşkıya Dizi ve ATV sahibi Albayrak'a kızmış. Mehmet Ağar'ın FETÖ'yle bağlantısından, Mansim Oğuz Fethullah Gülen'le görüştürmesinden ve Sokar'ın FETÖ bağlantısından bahsediyor. Aynı gün Süleyman Soylu bir tweet atıyor. İşte Sedat Peker'e suç örgütü yöneticisi diyor. İşte mevzular buradan sonra yavaş yavaş kızışıyor. Mehmet Ağar 12 Mayıs'ta boş boş cevap verse de asıl mevzu Süleyman Soylu'nun ikinci tweetinden sonra kopuyor. 11 Mayıs'ta Soylu Peker için bir mafya pisliği tabirini kullanıyor. Bizim tabi bilmediğimiz olay şu. Soylu Hadi Özışık üzerinden haberi uçurmuş Peker'e. Malum tweetleri Kılıçdaroğlu'na karşı atmıştı Soylu. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu bastırmıştı. Soylu da cevap vermek zorunda kalmıştı. İlk tweetiyle bir sorun yokmuş Peker'in. Bunu onaylamış hatta. Ancak ikinci tweetine kızmış olacak ki 13 Mayıs'ta yayınlanan videosunda Soylu'ya öyle böyle dil giydiriyor. Berat Albayrak'a sen beni düşman etmedin mi? Ve akrabam Reşat Hacı Fazlıoğlu senin işlerini yapmıyor mu diyor. Reşat oyuna burada giriyor. Tıpkı Özışık gibi. Bu videolarla Albayrak Soylu kavgasına doğrulamış oldu. Ayrıca Süleyman Soylu'nun haber yollayıp ilk videolarında Albayrak'a saydıran Peker'i durdurduğunu söylüyor. Bu videodan anladığımız Peker bu noktada her grupla kötü. Tayyip abisi hariç. Bu videodan sonra Soylu ikinci falsoyu veriyor ve Peker'e Twitter üzerinden aynı akşamı cevap veriyor. Hem de çok çok kötü bir şekilde. Tüm muhalefet terör örgütlerine değinen Soylu Peker'e cevap vermiyor. İşte bu olay Peker'in videolarının popülaritesinin artmasına sebep oluyor. Serkan Kurtuluş da konuşuyor mesela ama kimsenin umurunda değil. Peker'i gündeme alan Soylu. Bir de tüm süreç boyunca sürecek bu Soylu'nun hataları. Soylu'nun rezil bir kriz yönetimi var. Yaptığı her şey Streisand etkisine sebep oluyor. 16 Mayıs'ta Peker 5. videosunu yüklüyor. Bu videoda Peker yeniden Ağar ve oğluna yükleniyor. Ayrıca Ağar'ın Fethullahçı olduğunu söylüyor yine. Ve tabii falso veren Soylu'yu da gömüyor. Gömdüğü gibi Soylu'nun vermiş olduğu asisti kullanıp gol atıyor. Bir de akrabalarını ifşa ediyor. 18 Mayıs'ta Soylu'nun medya ayağı Özışık Peker'le görüştüğünü yalanlayınca hatta ispatlasın diyerek Peker'e şerefsiz demeye getirince Peker kayıt etmiş olduğu görüşmeyi yayınlıyor. Özışık knockout oluyor ve Soylu bir gol daha yiyor. Şimdi bu görüşmede Özışık önce Ağar'a gerizekalı diyor ve Ağar'ın zararlı olduğunu söylüyor. Şimdi burası önemli. Demek ki Soylu cephesinin Ağar'la bir sorunu var. Bunu anlıyoruz buradan. İkinci olarak Soylu'ya sormuş ki neden AKP'den kimse konuşmazken sen ortaya atladın? Soylu da buna cevap verememiş. Peker bir de zeki. Tarih vererek detaylı soruyor. Soylu bana 5 ay evvel Cumhurbaşkanı'nda ben de seni seviyoruz demedi mi diyor. Özışık da onaylıyor. Yani tarihi falan da onaylatıyor Peker. 19 Mayıs'ta tepkiler artınca Soylu TRT Haber canlı yayına çıkıyor ve burada rezil mi rezil bir açıklama yaparak Sedat Peker'in karısının iç çamaşırlarına saklanan bir aciz olduğunu söylüyor. Soylu gitgide destek kaybederken Peker'in popülaritesi gitgide artıyor. Hem YouTube hem Twitter'dan yetmiyor. Peker Twitter'dan da Soylu'yu bombalıyor. Bildiğin perişan ediyor. Yayını yer ve yeksan ediyor bildiğin. Bir gün sonra da Peker'in videosu geliyor. Ancak önceden kaydettiği için Soylu'ya cevap vermiyor burada. Onu bir sonraki videoda yapacağım diyor. Soylu'nun yaptığı en büyük hata Peker'i direkt muhatap alarak o seviyeye çıkartması. Bu videoda da Soylu'yu daha da gömerken kendisini yalanlayacak olanları uyarıyor. Dersimi iyi çalıştım diyor ve sakın bana aracı göndermeyin diyor. Ancak Demirören'in kendisi hakkında yaptığı yayına kızmış olacak ki Aydın Doğan'a çökülmesine vesile olduğunu anlatıyor. Demirören'i tehdit ediyor ve Albayrak'tan emanetçisi olduğunu anlatıp Pelikan grubuna da selamını çakıyor. Bir diğer nokta ve çok haklı bulduğum nokta, ben diyor YouTube izliyorum. Buradaki Fethullahçılar o kadar başarılı ki insanların kafasına sorgu düşürüyorlar. FETÖ'nün varlığı tartışılır oldu diyor ki bence aşırı derecede haklı bir nokta. Bana FETÖ demeyin diyor, aptallık etmeyin. Ayrıca YouTube'daki Fethullahçılara karşı konuşuyor ki şaşırdım çünkü çok doğru. Hatta bunun üstüne de gidiyor diyor ki devlet olarak kalkın diyor Fethullahçılara karşı bir şey yapın diyor. Yani adam burada bile bir nevi akıl veriyor devlete, bir düşmanlık gütmüyor. Ayrıca Soylu'nun İbrahim Kalın'ı takip ettirdiğini söylüyor. İbrahim Kalın Soylu'ya destek çıkmıştı biliyorsunuz. Peker de oradan diyor ki sen buna destek çıkıyorsun da bu herif seni takip ettiriyor diyor. Buradan da anladığımız Soylu'nun bütün Pelikan yani İbrahim Kalın vesaire de dahil olmak üzere bütün Pelikan'la sorunlu oldu. Videoda Özışık'a değinip kendini yaktın baba diyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi Peker'in koruması altında olan Mübariz Mansimov tutuklanmıştı ya. Özışıklar da bunu haber yapmıştı ya. İşte Soylu bu Hadi'ye demiş ki sen yürek mi yedin? Mansimov Azerbaycan istedi diye hapiste.
Bahsettim ya Sokar'la FETÖ düellosu. Bir de Fethullah Gülen'in Azerbaycan'da ne kadar kuvvetli olduğunu siz daha bilmiyorsunuz. Azerbaycan hatta öyle ortalık karışmıştı ki oranın Adalet Bakanı mıydı? Silahlı kuvvetlerine miydi? Bir ses kaydı düşüyor internete. Orada Fethullah Gülen bizzat arayıp teşekkür ediyor falan. Bayağı sıkıntılı yani Azerbaycan'da. Tüm bunlar olurken Tayyip Erdoğan tarafından Soylu'ya destek de gelmiyordu. Üstüne üstlük Peker'in kanalı ve Twitter hesabı yasaklanmıyordu. Normalde yasaklanırdı. Yani düşünün, Tayyip Erdoğan 25 gün boyunca bu konu hakkında hiçbir şey söylemedi. 23 Mayıs İşte Peker'in cevap videosu geliyor ve Soylu'nun rezil kriz yönetimi sayesinde Peker'in izlenmeleri 3 katına çıkıp 17 milyona geliyor. Bir dünya rekoru. Bu videoda Reşat Baba dediği akrabasına baskı yaptığını söyleyip uyarıyor. Her şeyi kaydettim oğlum, yakarım seni diyor. Konuşma diyor sakın. Hakaret seviyesi artıyor Peker. Ben senin boynuna tasma takıp köpek gibi gezdireceğim diyor. 24 Mayıs'ta Soylu yeniden canlı yayına çıkmaya karar veriyor. Yine hata, yine rezillik. Hiçbir soruya cevap veremediği gibi Peker Twitter'dan yine bombalıyor. Soylu'nun üzerine çıkıyor. Bir de çocuk pornosu gafını yapıyor Süleyman Soylu. Peker ama Twitter'dan her iddiasına direkt cevap veriyor. Hemen bir tweet atıyor, hemen cevap veriyor. Hemen bir tweet atıyor, hemen bir cevap veriyor. Soylu ise hiç konulara giremiyor yani. Yani çıktığı canlı yayında kendini aklamak yerine Peker'e daha fazla prim veriyor. 25 Mayıs'ta Soylu'nun yayınından sonra Peker bir tweet atıyor ve Reşat'la görüşmesini ifşa ediyor. Süleyman Soylu'nun Habertürk canlı yayında tanırım arkadaşım dediği Reşat Hacı Fazlıoğlu'yla telefon görüşmem. Bir gram namusun varsa o koltukta oturma diyor. Bu ifşa videosuna yeniden Peker'in iddiaları kısmen doğrulanıyor. Kendisine vermiş olduğu destekler vesaire. Soylu'nun babasıyla arasının iyi olduğu falan doğrulanıyor. Hani demiştik ya, Peker ve Soylu'nun babası tanışıyor. Soylu'nun ağırla arasının kötü olduğu vurgulanıyor falan filan. Peker bir gol dağıtıyor. Reşat oyundan ayrılıyor. Game over. Video içerisinde uzun uzun Fethullahçıların yapmış olduğu zulümden bahsediyor. Ardından ağır grubuna sallayıp Kutlu Adalı cinayetinden bahsediyor. Son dönemde Vaybeş'in gibi tiplerin aklamaya çalışanlara da mesaj verip hepsinin bir arada olduğunu anlatıyor. Uğur Mumcu'nun katilinde Mehmet Ağar olduğunu söylüyor. Hatta biliyorsunuz Baybaşlılar için sürekli artık Kürt iş adamı, Kürt iş adamı, Kürt iş adamı söylüyorlardı. Peker de olduğu gibi uyuşturucu kaçakçısı olun bunlar. Hep beraber çalışıyorlardı. Ancak önemli bir açıklama yaparak Binal Yıldırım ve oğlunu işlerinden bahsediyor. İşte burası çok önemli. Çünkü Peker burada majör bir hata yapıyor. 26 Mayıs'ta beklenen Erdoğan açıklaması geliyor. Süleyman Soylu'ya sahip çıktığını, bunların Türkiye'ye karşı bir komplo olduğunu söyleyen Erdoğan, ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binal Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması da asıl niyeti gösteren bir başka işarettir dedi. Bunun üzerine de Soylu beklenen desteği alınca Twitter'dan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız yazdı. Dikkat çeken nokta şu ki Cumhurbaşkanı konu Binal Yıldırım ve oğluna gelene kadar Soylu'ya sahip çıkmadı ve konuya sessiz kaldı. Ancak Binal Yıldırım hedefe alındıktan sonra çıkıp Peker'e karşı açıklama yaptı. Ve geldik 30 Mayıs'a, en son gelen videoya. Bu videonun farkı ana konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında olması. Erdoğan tarafını seçmişti. Peker de bunu anlamış ki seninle helalleşeceğiz Tayyip abi diyordu. Erdoğan'a sitem ettikten sonra Kürtlük ve Alevilik hakkında konuşuyor. Provokasyonlara izin vermeyin diyor. Arkadaşlar bunlar gladyo göndermesidir. Ben söyleyeyim de eğer olur da gerçekten böyle bir şey olursa sorumlusu Mehmet Ağar'dır. Bunu iyi bilin. İkinci nokta Suriye olayı. Silahlar ve ticaret. Peker, Sadat'ın kendi gönderdiği tırların yanında silah gönderdiğini, bunların da El Nusracılara gittiğini söylüyor. Zaten Can Dündar'ın sevmesi falan bu konuda boşuna bana sorarsanız. Çünkü silah mevzusunda bir şey yok. Asıl mevzu genel Suriye ticareti ve Peker'in bahsettiği olayla MİT tırları olayı farklı iki olay. Bunun da Murat Sancak üzerinden döndüğünü anlatıyor. Milyarlarca dolar para olduğunu anlatıyor. Neden peki? Çünkü hemen bu isimden sonra konuyu yarıda kesip Berat Albayrak'a geçiyor. Nerede biliyor musunuz diye soruyor. Murat Sancak'ın evinde kalıyor diyor. Yani bir nevi ticaretin Albayrak üzerinden döndüğünü bu şekilde doğruluyor. Albayrak grubuna da savaş açtığına göre kimse kalmıyor Peker'e destek verecek. Peker neden yaptım sorusuna da aslında sinirle başladım, sonra olanlar oldu diyor. Ki bu bence doğru, çünkü belli bir stratejisi yok. Bu video bir teaser gibi. Asıl mevzuyu Tayyip abisiyle helalleşeceğim dediği videoya bırakıyor. Şimdi tabi ben neden size baştan demiştim ki bekleyin işin sonunu. Çünkü bu işin buraya gideceği belliydi. Er ya da geç arada kim olursa olsun, kim kimi tanıyor olursa olsun bu olay bu iki kişi arasına indirgenecekti. Ve öyle de oldu artık. Elimizde sadece beklemek kaldı. Şimdi sormuştunuz ya neden başından beri video yapmadın diye. Ben de bekleyin demiştim. İşte çünkü Peker'in kalemi kırıldı. Kendisine yardımcı olacak bir grup da yok. Er ya da geç buraya gelecekti zaten. Ve öyle de oldu. Ben sadece bu noktaya kadar olanları düzgün anlatmaya çalıştım. Fethullahçılara kanmayın diye. Çünkü Erdoğan açısından baktığın zaman Peker'i tutmak için elinde hiçbir sebebi yok. Yani büyük finali beklemek kaldı geriye. Kaldı üçüncü nokta. Maklube güven. Her şeyden evvel. Oğlum top sakal bıraktınız, tamam. İşte söylemler değişti, tamam, ama şu diksiyonu, ağız hareketlerini bir ayar çekin be oğlum. 100 kilometreden maklube kokuyor bildiğin. Düşünsene lan benim böyle konuştuğumu. Merhaba arkadaşlar.
Şimdi sizinle bu Sedat Peker olayını konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz ki bu şeyden konuştukları zaman Tayyip Erdoğan şimdi onu yani siz de anlamıyorum ya, gerizekalı mısınız, o role mi yatıyorsunuz cidden? Bu herifin bu şekilde, yani bunun Fethullahçı olduğu 100 kilometreden belli ama hiçbiriniz anlamıyorsunuz öyle mi? Şimdi Fethullahçı grup neden tehlikeli? Cevheri'yi öncelikle boktan bir gazeteci. Mesela Peker'in ilk videosundan sonra bu olayların arkasında Soylu var. Videoları Soylu çektiriyor diyor emin bir şekilde. He gördük, baya baya Soyluymuş amına koyayım. Bir de Peker FETÖ konusuna o kadar giriyor, Cevheri'yi o kısımlar yokmuş gibi davranıyor. Alın bak size grafik. Şu kırmızı yerlerde Peker FETÖ hakkında konuşuyor. Maklube Güven'in konuştuğu konularda şu yeşil kısımlar. Bir şey fark ettiniz mi? Yetmiyor tabi, o Fethullahçı zihirini akıtacak ya. Sürekli eski Fethullahçı gruplar için hayıflanıyor. İşte onlar olsa böyle mi olurdu falan diyor. Bir de Peker Seyit Rıza için bir şey deyince buraya özel değiniyor. Bunu derken de işte gençlere sesleniyor. Yani Peker üzerinden prim yaptığını, aklını yıkayabileceği gençlere seslendiğini biliyor. Diyor ki aslında Dersim isyanı yokmuş. Bunu faşist TC uydurmuş. Faşist TC Alevileri yok etmek istiyormuş. O yüzden böyle bir şey uydurmuş sebep olarak. Dersimler sadece tecavüzcü bir Türk askerine kızmışmış. Tanıdık geldi mi bu yalanlar? Namus, kadın, din ve buna gösterilen tepkiler. Klasiktir ya bu yalan. Sonra da Atatürk bunu sebep gösterip katliam ve soykırım yapmış. İşte size defalarca anlattığım şu hamile kadınların karnı deşildi masalı burada da gündemde. Keşke Baytar Nuri'den de bahsetseydin ya Cevheri ha? Üzümlü maklubem benim. Yetmiyor bir de ekliyor işte aynı Kürtlere de yapıldığı gibi ve şimdi de cemaate yapıldığı gibi falan filan. He amına koyayım he. Anlıyor musunuz şimdi Fethullahçı tehlikeyi? Neymiş? Gazetecilik bitmiş abi, biz ne yapalım? Öyle mi? Gerçekten bitti mi? Bak, duvardan zerre haz etmem. Bana ters. Ama Bahadır Özgür 17 Mart 2020 yani geçen sene Marina olayını, Ağar olayını, Mansimov olayını, FETÖ olayını, Tolga Ağar olayını yazmış zaten. Soner Yalçın da 5 sene evvel neredeyse Sokar ve FETÖ olayını yazmış zaten. 2020'nin 1. ayında tecavüz olayları yazılmış zaten. Gazetecilik bitmedi oğlum, sen okumuyorsun. Okuyorsun da anlamıyorsun. İşte bu yüzden Cevheri gibiler bu haberleri toplayıp kafasına göre bir resim çizebiliyor, sen de buna kanıyorsun. Ne bana, ne bu Fethullahçılara, ne Peker'e, ne iktidara. Kimseye inanmayın. Beyninizi kullanın, beyninizi. Ha bu arada küflenmiş maklube Cevheri. Bugün sana ayıracak zamanım yoktu ama bir daha Atatürk'e, Cumhuriyet'e, askere düşmanlık ettiğini görürsem o kanalının var ya üzerinden geçerim titrek badem.